Cari açık, dış borç, zamlar ve döviz kuru. Hükümet ekonomide hiç olmadığı kadar zor durumda. Peki bu kötü tablo üzerine hükümetin erken seçim çıkışı yapması yararına mı yoksa zararına mı? Ulusal Kanal, Türkiye'nin gündemindeki erken seçimi Gezici, Anar ve Konsensus şirketine sordu. Ulusal Kanal'a konuşan Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, vatandaşların %77'sinin erken seçim istemediğini belirtti. Gezici, seçim sürecinde ise Cumhurbaşkanı adayı ve ekonomideki kötü gidişatın ön planda olacağını söyledi. Gezici'ye göre Cumhur İttifakı karşısındaki muhalefetin çıkaracağı aday da mutlaka milli bir aday olmalı. Erken seçim sürecinde Cumhur İttifakı ülkenin beka sorunu olduğuna yönelik propaganda yapacak. Seçmenin tepkisi de bu yönde şekillenecek. Şu anda muhalefet en az 4-5 isim üzerinde tartışma yürütüyor. Bazı isimler ön plana çıkıyor. Bu isimlerin özelliği de milli bir tavır sergilemeleri. Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarılacak aday mutlaka milli bir aday olmalı. Hükümetin ekonomideki kötü gidişat nedeniyle erken seçim kararı aldığını belirten Murat Gezici'ye göre 65 günlük seçim sürecinde muhalefet seçmenin yaşadığı ekonomik sorunlar, işsizlik ve geçim sıkıntısı gibi konuları dile getirmeli. Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'ya göre ise erken seçim hükümetin aleyhine. Çünkü ekonomide gelinen durum hükümetin hanesine eksi olarak yazılıyor. Dövizdeki artış ve ekonomideki kötü gidişat ittifakın oyunu azaltabilir. Erken seçimi önceden tahmin eden Anar Başkanı İbrahim Uslu'ya göre ise hükümetin erken seçim atağının nedeni muhalefeti hazırlıksız yakalamak. Büyük bir travma olmadığı sürece ekonomi gündeme gelmeyecek. Cumhur İttifakı'nın seçim sürecinde ülkenin beka sorununu anlatacağını belirten Uslu, muhalefetin buna karşılık tek adam, parlamenter sistem ve dış politikadaki başarısızlıkları kullanacağını düşünüyor. Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı da erken seçim sürecine ilişkin her an her şey olabilir yorumunu yapıyor. Erken seçim sürecinde gri alan kalmadığını ifade eden Sarı, her şey siyah ve beyaz olacak. Ekonomiye ilişkin hükümetin anlatacakları seçimi kazandırabilir ya da kaybettirebilir.